Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir mobil PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Los Leones'in kuzeyindeki bu 3 tane hangara inişi yaptım yine. Burası bu haritadaki favori bölgelerimden bir tanesi arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Loot'u hiç fena değil ve çok fazla atlayan da olmuyor. En fazla birkaç kişi atlıyor. O da hafif bir aksiyonla oyuna başlamanıza neden oluyor. O kadar aksiyon da olsun arkadaşlar. Şimdi etrafta bir hareket görünmüyor. Hemen şuraları hızlıca bir lootlayalım. Bu arada videonun başındayken yine mobil PUBG ile ilgili bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Biliyorum artık sıkıldınız ama yorumlarda gördüğüm kadarıyla bazı arkadaşların rahatsızlık duyduğu noktalar var. Onlara yine bir açıklık getirelim. O arkadaşların da içi bir nebze olsun rahatlasın arkadaşlar. Şimdi bu rahatsızlık duyan arkadaşları iki gruba ayırdım. Bir grup emülatörden oynadığım için hala bana tepki göstermeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bu emülatörü ben yapmadım. Bu emülatörü oyunu yapan firmanın ta kendisi yaptı. Yani mobil PUBG'yi yapan firma çıkarttı arkadaşlar bu emülatörü. Ve bize dedi ki mobil PUBG'yi bilgisayar üzerinden de oynayabilirsiniz. Telefon ve emülatör sunucularını ayırdım diye resmi açıklama yaptılar arkadaşlar. Ha, doğrudur yanlıştır onu bilemem ama oyunu yapan firmanın resmi açıklaması bu yönde. Emülatör üzerinden oynayan biri, telefondan oynayan birini davet ederse, yani takım olarak girerlerse, o zaman aynı sunucuda oynayabiliyorlar arkadaşlar. Ama solo maça girdiğiniz zaman, yani tek başınıza oyuna girdiğiniz zaman emülatör ve telefon sunucuları ayrı. Yani bu konuyu daha önce defalarca söyledim ve artık sıkıldınız biliyorum ama bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü yorumlarda görüyorum bazı arkadaşlar hala ciddi şekilde tepki gösteriyorlar. Onların da içini bir nebze olsun rahatlatmış olalım. Şimdi bir diğer eleştiri noktası da şu. Abi işte aldığın killerin yarısı bot diye tepki gösteren arkadaşlar var. Yani şöyle bir şey var. Evet, oyunda bolca bot var arkadaşlar. Onun farkındayım. Hani aldığım killerin yarısına yakını, hatta yarısı, belki yarısından da fazlası bot olabilir ama bu benim suçum değil arkadaşlar. Bot herkesin karşısına çıkıyor. Yani sizlerin de karşısına bot çıkıyordur. Ne yapıyorsunuz? Yani botları öldürmüyor musunuz? Hepimiz bot gördüğümüz zaman öldürüyoruz. Dolayısıyla bu benim bir suçum değil. Oyunda botlar var. Ha, benim rütbemle alakalı olabilir. O da, yani rütbem şu an düşük olabilir. Yani o yüzden karşıma çok fazla bot çıkıyor olabilir. O konuda bir herhangi bir bilgim yok arkadaşlar. Büyük ihtimal rütbe ile alakalıdır. Ama oyunu çok fazla oynamıyorum arkadaşlar. Bir de öyle bir şey var. Hani öyle sabahtan akşama kadar saatlerce çılgınlar gibi mobil PUBG oynamıyorum. Bildiğiniz gibi oynadığım başka hayatta kalma oyunları da var. Hani Rules of Survival var. PUBG'nin bilgisayar versiyonu var. Dolayısıyla mobil PUBG'ye çok fazla zaman kalmıyor. Bak mesela şu binadan ses aldım ve bu bot değil. Geldim. Buradayım dostum. Of adam 8x falan, ne güzel şeyler bulmuş. Mesela bu bot değildi arkadaşlar. Bu bayağı bildiğiniz oyuncuydu şimdi. Güzel. Kar98'e 8x'i taktık. Voltran'ı oluşturduk. Bundan sonra da bu açıklamaları yapmayacağım. Çünkü artık sıkıldınız biliyorum. Yani uzun bir süre bir daha bu konuya değinmeyeceğim arkadaşlar. Yani oyunuma bakacağım. Hani çünkü gerçekten sıkıcı bir hale geliyor artık. Sürekli bunları söylemem, aynı şeyleri söylemem sıkıcı bir hale geliyor. Farkındayım. Oyunu tabii oynamaya devam edeceğim ve rütbe atladıkça da hani nasıl bir hal aldığını birlikte göreceğiz. Bakalım, yani rütbe atladıkça bot sayısında bir değişme oluyor mu? Onları birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şurada bir araba var, güzel. Yok mu ya şöyle çölde koşturan bir bot falan, bir şeyler yok mu? İndirelim. Evet, Los Leones sakin, güvenli alandayız.
Geçmiş olsun. İyi misin birader? Bakalım hemen. Ya var ya aslında botların lootunda da hiç de fena şeyler çıkmıyor arkadaşlar. Yani bakmak lazım. Evet, devam edelim. Ya şu yol kenarındaki tabelaları adam sanıyorum sürekli ya. Uzaktayken. Her seferinde oluyor yani. Ve adam mı lan şu diyorum. Bir bakıyorum tabela. Hız sınırı. Evet, ortalık sakin. Şu an 82 kişiyiz. Airdrop'a mı gitsek ya? Of be, bir kere de var ya, yakına at diyecektim. Yakına attı. Ben aslında var ya, geç kaldım ya. Kamyonetin arkasına alacaktım airdrop'u. Onu bir bölümde yapmayı çok istiyorum arkadaşlar. Kamyonetin arkasına alıp airdrop'u kaçıracağım. Neyse onun için bir ayrı bir bölüm yaparım arkadaşlar. Şimdi uğraşmayalım. Abi, hop aldım. Ya 3 tane Kar98 vuruşuyla ölmek nedir ya? Normalde hani neresinden vurursan vur 2 tane Kar98 vuruşuyla aslında ölmesi lazım ya. AVM. Güzel. AVM'nin de mermisi kısıtlı ya. Sıkarken böyle hesap kitap yapıyorsun. Baksana abi 25 tane mermi nedir ya? Evet, şöyle bir Picado'ya girelim bakalım. Picado. Vay be. Namı değer Picado. Belalı bölge. Aha. Kilimi çaldın. Lan var ya. Buradayım dostum. Tam şarjör değiştiriyordu ha. Oo, canımı çok azaltmıştı arabadan inerken. Neyse ki İndirdik. Tamam. Sürekli şarjör değiştirmek çok kötü bir alışkanlık arkadaşlar. Onu ben de yapıyorum. Böyle hemen 2-3 tane mermi sıkıyorsun, şarjör değiştiriyorsun falan. O çok baya kötü alışkanlık yani. Onu ben değiştirmeye çalışıyorum. Şimdi şu 7.62'lere gerek kalmadı. 5.56'ları toplayalım. Enerji içeceklerini ver. Evet.
İyi durumdayız arkadaşlar. Loot'umuz böyle bir şiir kıvamına geldi yine. Atar mı? Atar mı? Hadi. Yok. Hadi artık nereye atacaksın da? Yan server'a mı atacaksın? Ulan geriye mi attı? Ne yaptı? Aynen. O bayağı geriye attı arkadaşlar. Şu binada da genelde birileri olur ama büyük ihtimal vardır da. Saklanıyorlar. Orada böyle oyunun başından sonuna kadar bekleyenler var. Evet, Picado sakin arkadaşlar. Hafif bir olay atlattık ama olay çok da büyümeden hallettik. Şöyle bir içerilere doğru girelim bakalım ya. Aha, ses aldım. Lan oynama lan. Sen miydin ya? Ödümü kopardın. Hiçbir şey yok. Gariban bot. Evet, şöyle aksiyon aramaya devam ediyorum arkadaşlar. Bir yerde bir mevzu çıksa da biz de dahil olsak. Evet, şöyle güvenli bölgeye doğru gidelim. Aha gördüm. Hop, headshot. Ya çok da bir şeye ihtiyacımız yok. Öylesine bakıyorum arkadaşlar. Gidelim. Evet, 54 kişi kaldık. Tamam, alana girdik. Ha gördüm. Hemen şunu da bluetooth'a bakalım. Susturucu. Dur şuraya bir ayar çekelim artık. Ne fazla? Bandaj gereksiz fazla.
İlk yardım kitini alalım. Tamam. Evet, iyi durumdayız. Şimdi oyunun sonuna doğru ortalık karışacak. Böyle son 15-20 kişi kaldığında artık oyunda bot kalmıyor arkadaşlar. O zaman çok daha keyifli bir hale geliyor oyun. Lan. Evet, alan bayağı küçüldü yalnız. 45 kişi için bayağı küçük bir alan gibi. Şu San Martin'e bir bakalım ya. Of, şu tepe çok iyi değil mi ya arkadaşlar? Bu tepe bayağı iyiymiş ha. Ama kimse yok. Lan herkes nerede? Bir tane yedi. Öldü. Yalnız susturuculu AVM'nin sesi çok iyi değil mi arkadaşlar? Abi, nasıl ya? Şöyle biraz daha bakalım ya. İlla ki görürüz yani birkaç kişi daha. Aha. Ya. Var ya. Kötüydü. Şu bir. Şu iki. Evet. Evet arkadaşlar, iyi kill çıkarttık buradan. Yalnız AVM mermisi de bitiyor. Çok iyi silah yalnız. Susturuculu AVM gerçekten sesi falan da böyle bir başka. Başka başka başka. Yemeyelim bu arada ha. Bu taraftan da çünkü gelenler olur. Tamam, oradan daha kill çıkmaz arkadaşlar. Belki bir kişi daha vardır ama. Şöyle biraz içerilere doğru inelim. Aha, red zone. Vallahi tam zamanında kaçtım oradan ha. Yürü yürü yürü. Aha, airdrop. O çatışma sesleri falan da var. Evet. Evet arkadaşlar. Ortalık karışmaya başladı. Şöyle bir uzaktan keselim önce. Orada biri ölmüş. Kulübe temiz gibi.
Dur gidelim ya. Lan benzin bitmiş arkadaşlar. Aha. Tam zamanda durdu. Of, bugün vuramıyorum ya. Güle güle. Şurada bir kişi daha koşuyor. Neredesin lan? Heh. Of, sonunda. Aha gördüm. Da mermi bitti. Evet, M416'yı keskin nişancı tüfeği gibi kullanacağım arkadaşlar. 8x taktım. Neyse ki taarruz tüfeklerine 8x takılabiliyor yani. Hani PUBG'nin bilgisayar versiyonunda son gelen güncellemelerle biliyorsunuz artık 8x taarruz tüfeklerine takılmıyor. Abi AVM'yi güzel kullanamadım. Böyle AVM'yi çok iyi verimli kullanamadım mermilerini ya. Aha. Ama böyle değil ya. Güzel. M416 çok iyi silah ya. Hem yakında hem böyle uzakta. Ayrılın lan. Evet, onu da aldık. Onu da aldık lan, ne oluyor? Sen ne yapıyorsun lan yılan? Evet arkadaşlar şu an bayağı katliam yaptık yani. O da tamam. Şu hassasiyet ayarlarını tekrar yapmam lazım. Çünkü bayağı zorluyor beni. Hiç alışık olmadığım bir hassasiyet ayarıyla oynuyorum arkadaşlar şu an. Onu fark ettim yani. Aha. Kaçtı. Vallahi kaçtı. Şuna bir bakalım ya gelmişken. Avuk. Almıyorum lan. Yeter. Hop. Çift HS. Ve 1 vs 1 arkadaşlar. Abi ne oldu ya? Burası böyle bir karıştı ya.
Tamam, bayağı bir bot vardı içlerinde. Hatta yani yarısından çoğu belki bottu ama sonuçta o botları başkası öldürmeden öldürmek de önemli yani. İyi kill kastık ya arkadaşlar. Bot şimdi şu son adam nerede? Hep böyle son adamı arıyoruz ya arkadaşlar. Hep böyle son adamı arıyoruz. Dejavu oldum artık. Dejavu olmaktan bir hal oldum. Oo, burası karışmış lan. Burada da bir airdrop. Evet, biraz temkinli oynuyorum ki hani oyunu buraya kadar getirdik. Son adamdan tek yemeyelim yani. Rakibi hiçbir zaman küçümsememek lazım. Her an bir yerden çıkıp sürpriz yapabilir. Bu oyunda da şöyle bir durum var, hani karşınıza böyle botlar falan çıkıyor. Hani botları böyle kolayca öldürüyorsunuz falan, bir insanın bir kendine özgüveni yükseliyor, böyle kendine özgüveni geliyor. Ondan sonra pat diye bir gerçek oyuncu çıkıyor. Tek atıyor abi, direkt hayal kırıklığı. O yüzden şu an son derece dikkatli bir şekilde oynamam gerekiyor arkadaşlar. Fazla özgüven iyi değil. Da neredesin be? Neredesin yani? Bak, o da benim gibi böyle dolaşıyor olsaydı çoktan bulmuştuk yani birbirimizi. Evet, artık 8x gereksiz oldu. Alan çok küçük. 4x çok daha iyi iş çıkartır. Allah Allah. Hadi dostum. Aha, duydum. Aldım arkadaşlar. Vay be, yalnız adam bayağı vurdu ha, indiriyordu. Evet arkadaşlar, 24 skill'le birinci olmayı başardım. İçlerinde tabii ki botlar vardı. Ama sonuçta teknik olarak, yani botlar da olsa teknik olarak 24 kill almayı başardım ve 24 kill'li güzel bir birincilik oldu arkadaşlar. Genel olarak keyifli bir maçtı. Of, bir mobil PUBG bölümünün daha bu şekilde sonuna geldik arkadaşlar. Oyunu oynamaya devam edeceğim ve rütbe atladıkça çok daha zorlayıcı maçlar çıkacaktır diye düşünüyorum. Bakacağız arkadaşlar, birlikte göreceğiz. O zaman belki bot sayısı da biraz daha azalır. Sonraki mobil PUBG videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.